Deccal ortalığa fitne saçarken, şu an zaten devam ediyor, Cenab-ı Hak Mesih Meryem oğlu İsa'yı gönderir. Nefesini idrak eden her kafir mutlaka etkisiz hale gelir diyor. Nefesini, yani varlığını hissettin mi etkisiz hale gelir diyor. Evet, Mehdi'de evet. de öyledir adam. Yani evet. Mehdi'yi görür mü kanı donar. Kaçacak yer arar. İnşallah. Giremez yani bulunduğu yere. İnşallah. Yani basireti, feraseti bağlanır. İnşallah. Yani konuşamayacak hale gelir. Yani Mehdi'nin yüzüne bakamaz yani. İnşallah. O derece küfürün öyle bir özelliği vardır. İsa Deccal ile Lut kapısında Beytül Makdis'te yakın bir beldede karşılaşır. Bab-ı Lut duruyor şu an. Kapıda duruyor hakikaten. Harabe halde duruyor Bab-ı Lut kapısı. İnşallah canım. Orada yakalayacak diyor. İnşallah. 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 Ve ona etkisiz hale getir diyor. Sahih Müslim. Benden sonra diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitneler görülecektir diyor. O fitnelerden kurtuluş yoktur yani. Mutlaka olacak o fitneler diyor. Orada harp ve kaçmalı olur. Yani harpler meydana gelecek ve insanlar oradan kaçacaklar. Mesela Saddam saldırdı. Oradaki mazlum halk Türkiye'ye sığındı ve bir kısmı Suriye'ye kaçtı. Evet, değil mi? Suriye'ye. Her saldırıda halk bir yerlere kaçtı. Evet. Ve kaçıyor. Mesela Alman orduları da saldırdığında, faşistler de saldırdığında halk topluca bir yerlere kaçıyorlar. Evet. Ve kaçmalar olur. Sonra ondan daha şiddetli bir fitne olur. Daha büyük bir fitne. Mesela Birinci Dünya Harbi bitti. Arkasından İkinci Dünya Harbi başladı. Evet. Daha büyük bir fitne. Yani çapı ve